Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşler, 2-3 imani dersten sonra, salı günü de Enfusi sayılır. Böyle güzel bir ders çıktı çok şükür. Yani bu günün tazikinden bir nebze belki kurtulmaya vesile olur diye psikoloji yapacağım. Kur'an psikolojisi yapacağım. Yeni katılanlar için izah edeyim. Malum başıma geçen hadiselerden niye şey yapıyorsun? Yani kaynağını söylüyorum nereden çıktı diye. Orada kitap verilmemişti, bir şey yoktu. O psikolojiden, yani toplumun baskısı, işte malum cemaatin şahsındaki şeyin itmesi vesaire vesaire, insanız, etkileniyoruz, etkilendik. Bu psikolojiden nasıl çıkacağım ihtiyacından doğan bir derstir. Ne yaptım? Kitap yok. Bir gün sonra Kur'an verildi. 17 gün sonra galiba. 17 gün sonra. Sonra işte Kur'an'a sırf psikoloji diye baktım. Yani bu ders nereden çıktı diye söylüyorum bir daha. Böyle o psiko, o girdaptan nasıl çıkarım? Madem Kur'an her derdin dermanı var. Ben de bundan. Dolayısıyla peki bu ayetlere nasıl baktım? Ayetleri ya sarahaten aldım, ya sarahaten aldım, ya imadır, ya remizdir, ya telmihtir, ille aynı metin yok. Metin olan da var, çıkarım da var. Bu psikoloji yapacağız. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben başka bir canlı dersten çıktım. Birkaç tane oluyor günde. Orada ders yaparken ilgimi çekti. 19. mektupta, bugün psikoloji yapıyoruz. 19. mektupta Tevrat'tan bir ayet söylüyor. Mektubat 166, bakarsanız. Yani Kur'an ayetlerinin o psikoloji sıkıntıma bulduğum çareleri. Kendim edviyeyi, kendi yarama sürdüm. Şifa buldum elhamdülillah. Belki bizim gibi sıkıntısı olanlara faydası olur diye ben de sizinle paylaşıyorum. Sure numarası söyleyeceğim, sonra ayet söyleyeceğim. Yani ya metin ya çıkarımı. O andaki psikoloji. Belki faydası olan olur kardeşlerime. Şimdi bugünkü canlı yayında Mektubat 166 Tevrat'tan bir ayet geçti. Sayfayı da söyledim. 166. Mealini okuyorum. Tevrat'tan ayet. Kur'an'daki değil. Şimdi peygamberimize atfen peygamberimizi şöyle tavsif ediyor. Tevrat. Biz de böyle olalım diye. Ders olur diye. İnşallah kavim gelirse şu onaylamayı birisine vereceğim. Ben şey yapacağım böyle maşallah. Gelenleri onaylamam gerekiyor. Şimdi oradaki ayette Tevrat'taki peygamberimizi tavsif eden ayet. İyi dinleyin. Meali yok mektubatta. Mealini, metin mealine bakarsanız şu var. Peygamberimize şöyle tavsif ediyor. Sen ne katı kalpli, ne de yani katı bir kalbin yok, ne huysuz ve ne de sokaklarda böbürlenerek yürüyen biri değilsin. Sen kötülüğe kötülükle de karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir peygambersin. Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve la ilahe illallah deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz.
Ondan sonra bu nerede geçiyor? Buhari'de büyü 2.5. maddede. Buradan ne çıkarım bak. Açık söylüyor. Meal bu. Sen ne katı kalplisin, ne huysuzsun, ne de sokaklarda böbürlenip yürüyen biri değilsin. Mesela şu çok hoşuma gitti benim. Sen buna ait Kur'an'da da ayet var. Yani kötülüğü, zararı, düşmanlığı bir iyilikle def et. Başka bir ayette hecren cemila. Yani güzel bir şekilde uzaklaş. İyi bir şekilde onu o sıkıntıdan uzak dur diyor. Yani burada gurur kibir yapma. Böyle bela ve musibetler olduğu zaman hırçınlık, kavga, gürültülerde gurur kibir yapma. Kur'an'ın mealiyle güzel şekilde orayı terk et, def et diyor. Şimdi burada da Tevrat'ta da sen kötülüğe kötülükle karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir peygambersin. Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve la ilahe illallah deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz. Gene Mektubat 167, Tevrat'tan bir ayetin meali. Seçkin kulun, yani bizde böyle bizde olalım inşallah diye örnek. Seçkin kulun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor, ne katı kalpli ne de huysuz değildir. Allah Allah. Burada da başka bir ayette söylüyor. Öyle katı kalpli değil, huysuz da değil. Bu iki ayet bugünkü dersimden ilgimi çekmişti. Şimdi daha önceki derste kaldığım yerden devam ediyorum. Taha suresi 20. sure ayet nosu 61. Burada kaldık. Allah'a yalan uydurmayın. Ben bıraktım. Allah'a yalan uydurmayın. Yani yalanınıza Allah şahittir gibi yapmayın. Allah'ınıza yani yalanınıza Allah şahittir yapmayın. Hele Allah'a iftira yapmayın. Yani Allah vermediği ihsan ve lütfu vermiş gibi insanlara konuşmayın, davranmayın. Var ya böyle uçuyor, kaçıyor böyle halden hale böyle tuhaf tuhaf şeylere giriyoruz ya. Sanki Allah bu makamı vermiş, haleti rüye vermiş böyle garip garip tuhaf tuhaf böyle şeylere girmeyin. Bu Allah'a iftiradır. Ve vermediği bir şeyi vermiş gibi davranıyor. Ya. 63. ayet. Sizin davanıza bir şey yapamayınca, bu sefer beşeriyetinizle uğraşırlar. Bu kullandıkları tarih boyu kurallarıdır. Buna da üzülme çünkü kendimizi değil davamızı nazara veriyoruz. Bunu çıkarım galiba oradan. Şu, kafirleri söylüyor. Diyor ki kafirlerin bir adeti var. Sevgili arkadaşlar bu çok önemli bence. Şimdi diyelim ki burada Mustafa Emir var karşımda. Yazısını gördüm. Davut var, Düzceli var vesaire. Mustafa Emir. Şimdi bunun davasına bir şey yapamıyorlar. Yani davası sağlam. Tamam mı? Bunu yapamayınca ne yapacaklar buna? Nasıl bu davaya zarar verecekler? Nasıl zarar verecekler? Bu sefer insan davasına bir şey veremeyince zarar beşeriyetini tahrik ediyorlar. İnsanda üç tane şahsiyet var ya. Beşeriyet, ubudiyet ve vazifedarlığı. Mektubatta anlatıyor. Hatırlarsınız 26. mektubun. İnsanda üç tane şahsiyet var. Bunun üzerine çok duruyorum. Ailede, kendi içsel psikolojini, kendi günahlarında, kendi eksikliklerinde karşı kendine zulmetmemek ve fahirlenmemek adına. Ailendeki çoluk çocukla dengeli bir münasebet kurmak adına
bu şeyi, ölçüyü unutmayın. Bir, insanın bir beşeriyeti var. Yani onun iktizası var. Onun ile söyler, onun haletiyle ifade eder, konuşur. Bir beşeriyet var. Yani beden hayatı var. Yer, içer. Şuradan alayım. Teşekkür ederim. Beşeriyeti var yani. Bedensel haslar. Onun asabiyeti var. Öfkesi var. Takdirleri var. Tenkitleri var. Var da var. Yani bunun tesirindeyse insan bazı şeyler söyler, bazı şeyler konur. Bu çok önemli ha. Mesela çok yemek yemiştir. Asabi sinirli olur. Birisine kafayı takmıştır. Bunlar beşeriyettir. Sen de ortaya çıkabilir. Yani beşeriyetimiz var. Bir de kişinin hususi olarak Allah'a karşı bir haleti rüyesi var. Bir de ders yaparken, ders okurken, birisini anlatırken bir tanımladığın ve taşıdığın, sende ifade edildiği bir dava var. O üçte her bir şeyin, şahsiyetin bir haleti var, bir şahsiyeti var, bir yaptırıcılığı var. Dolayısıyla bunu karıştırma diyor. Şimdi tamam, şimdi insanın elinde davası var. Mesela ben kendime yapayım. Benim elimde davam var. Davam Risale-i Nur. Yaptığımız, ortaya koyduğumuz dersler. Yani işte dersler. Buna bir şey diyemiyor. Diyemiyor ama kıvranıyor. Dese aksulame edecek, tepecek. Kimse inandıramaz. Benim vazifeme, vazife darlığıma, ders şeyime, ortaya konulan derslere bir şey diyemiyor. Ubudiyetime de bir şey diyemiyor. Niçin diyemiyor? Çünkü benim Allah ile münasebetimi bilmiyor. Kaldı beşeriyetim. İşte beşeriyetimizi tahrik ediyor. Kuyruğumuza basarlar, laf atarlar, laf uzatırlar, derler de derler. İşte ne suresiydi? Taha suresi, yani 20. surenin 63. ayette diyor ki, sizin davanıza bir şey yapamayınca bu sefer beşeriyetinizle uğraşırlar. Bu kullandıkları tarih boyu kurallarıdır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey yapamayınca Kur'an'a benzerini getirin dedi. Getiremediler. Bu sefer şahsi ile uğraştılar. 67-68. ayet. Bazen ummadığın şeylerden korkular gelir. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. İlk önce korkuların gelmesi beşeriyettendir. Yorulduğum için birkaç dersten çıktım. Karşınıza böyle kahvede içme derste ahlakım ve adetim değil ama özür dilerim. Ama yorulduğum için nazar musamayla gösteriniz inşallah. Bir de okuyayım. Bazen ummadığın şeylerden korkular gelir. Korkma dedik. Cenab-ı Hak diyor peygambere. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. İlk önce korkuların gelmesi beşeriyettendir. Şahsiyetin ve imanınla alakası yok. Endişe etme korku. Musa aleyhisselam bile ilk hengamda beşeriyetiyle korktu. Şimdi niye güldüm? Sihirbazlar sihirlerini getirmişler ya, hepiniz biliyorsunuz bunu. Getirdiler. Musa Aleyhisselam'ın elinde de bir değnek var. Cenab-ı Hak dedi ki, ya Musa değneği at dedi. Ne olacağını ne biliyor, bilmiyor ki ne olacak. Bir canavar oldu. Canavar olunca Musa Aleyhisselam korktu. Musa Aleyhisselam korktu. Ondan sonra kendisi geri geri kaçmaya başladı. Dedi ki, ey Musa, ey peygamber, korkma. Peygamberler korkmaz. Sen niye korkuyorsun? Üstün gelecek sensin, kesinlikle sen olacaksın. Sonra peygamberimiz üzerine toparlandı, Musa aleyhisselamımız.
Toparlandı, geldi. Tamam, ne çıkarttık? Biliyorsunuz Kur'an'da ben peygamberler korkmaz diyor. Ya Musa niye korktun? Yani kendisi mi yaptı şimdi? Ödeğine yaptı. Ne bilsin canavar olacak? Canavar oldu ki. Nasıl bir peygamber biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in radıyallahu anh dedesi gibi bir adam yani. Sert adam. Yani peygamber değilken haksız olan bir kavgaya karışmış. Haksızlık yapıyordu. O memura bir yumruk vurdu. Ölmesin için değil. Bir yumruk vurdu. Adam öldü. Sonra Cenab-ı Hak diyor ben seni bak öldürdüm. Onların şerinde seni kurtarmadım. Vesaire. Böyle sert bir adam. Ulul az peygamber. Attığı asadan bir şey anlatacağım burada. Kendisi korktu. Korkma diyor. Üstün gelecek sensin. Sonra toparladı. Allah destek verdi. Biz vermeseydik. Ha, ne çıkarttım burada? Musa Aleyhisselam korktu. Ben niye korkuyorum? İmanım zayıf. Hayır. Dedik ya üç tane şahsiyet var. Beşeriyet, ubudiyet, vazife darlığımız. Beşeriyetimizde korku olur. Korona geldi. Ölüm korkusu falan. Niye ben böyle sık sık psikoloji yapıyorum? Birbirimizi vatavassav bil hakkı vatavassav bil sabr. Sabr. Birbirimize sabrı, metaneti, tahammülü, olayları güzel yorumlamayı, tanımlamayı birbirimize anlatıyoruz. Güçlü kılıyoruz. Hüzünlü kalbimize merhem sürüyoruz. Nur talebeleri öyledir. Ehl-i iman öyledir. Dertlerine derman, hüzünlerine merhem olmaya çalışır. Şimdi korku beşeriyetin iktizasıdır. Korktu Musa Aleyhisselam'da. Peki Hira mağarasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraberken malum işte mağaranın kapısına kadar geldikleri zaman Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz o da korktu. Ama sonra diyor ki seni hak ile irsal eden Allah'a yemin ederim ki kendim için korkmadım diyor. Sana bir şey olursa diyor peygambere dünyada Allah'a secde edecek kimse kalmaz. Ben din-i mubin söner diye korktum. Allah Resulü de la tahaf inna Allah'a ma'ana. Başka rivayette la tahsen inna Allah'a ma'ana. Hüzünlenme, korkma. Allah bizimle beraberdir. Korku insanın cibiletinde vardır. Korkuyu, mesela ölüm korkusu, bağışlayın böyle bir tabir kullanmazdım ama başka bir tabir bulamadım. Ölüm korkusu niye Allah koydu diye. Ya benim işim biraz böyle ya. Şeytanın psikolojisi merak ederim bu ölüm falan. Ölüm korkusu koymasa cevap şöyle oldu. Ölüm korkusu niye var? Peki olmamış olsa ne olur? Ölüm korkusu olmamış olur. İnsan olmaz. Şimdi ölüm korkusu nedir? Unutmayın. Ümit ve beka. Beka hakikatinin hakikat ağacını besleyen gübresidir. Bu tabir kullanmazdım gübre ama ölüm korkusu bizi hayata anlam kılıyor. Yani farkındalığımıza getiriyor. Beka varmış. Ölüm korkusu olmasaydı beka bilir miydik? Ölüm korkusu olmasaydı ölüm korkusu ümit olur muydu? Allah tazarı olur muydu? Korku olmasaydı dua olur muydu? Münacat olur muydu? İnsan olur muyduk? Demek ki ölüm korkusu bize farkındalığımızı artırıyor. Niçin böyle ölümle alakalı mesela bazı böyle derslere girenler görüyorum. Pat diye bir şey konuşuluyor. Ölüm korkusu deyince saniyede 10 saniyede hemen çıkanı biliyorum. O zatı da biliyorum kim olduğunu. Peki girdi niye çıktı? Ölüm korkusu. Ölüm korkusu niye olur dedi. Adam hemen çıktı. Oysa çare bu. Korktuğuna ben doktorlar gibi demiyorum. Yani bazı doktorlar der ki korkunuzla yüzleşin, üzerine gidin, onun içindir diye. Hayır. Tabii bunlar da her sanat kendi mesleğini icra eder. Ölüm korkusu Allah'ın ikramıdır. Korku Allah'ın ikramıdır. Yani mesela hamuru yaparsınız ama pişmemiş, yenmez. Fırına benzer korku, ölüm korkusu. Ne bak Musa Aleyhisselam da asayı atmış, korkmuş, geri kaçmaya başladı diyor. Meal bu yani. Ayet söylüyor, Allah söylüyor.
Peygamberler korkmaz ya Musa diyor. Geri dön. Sonra Cebrail'e desteklendi. Zaten bir ayette, o ayet neydi? Hafız gene bana göster, Selahattin Şerifoğlu var ya bizim talim hocamız. Dedi ki, eğer diyor ben kalbini diyor, bak meale peygamberimize, eğer kalbini ben şeytana karşı desteklememiş olsaydım, şeytan sana bile vesvese verirdi diyor. Vesveselerden senin kalbini koruduk diyor. Koruyoruz da diyor. Acayip bir şey yani. Peki, biraz fazla durdum ama yani bu, endişe etme. İman zaafından değil. Endişe etme. Ondan zaten birbirimizin kalbine, haletine merhem olsun diye bunları şey yapıyoruz. Konuşuyoruz beraber, ders yapıyoruz. 72. ayet. Ne kadar sıkıntı çeksen bile asla imanından taviz verme. Yani davanın lazımlarını inkar etme. Çok zora kalırsan geçici ruhsatla da amel edebilirsin. Allah'ını davanı hiçbir şeye tercih yapma. Kendin dahi olsa davanı seç. Bu tabii o hapishane şey psikolojisiyle bir de sahabeleri biraz biliyoruz. Ya Resulallah, falan sahabe mürtet oldu, dininden döndü, falanca da şehit oldu dendi. Kafirler zorladılar. Muhammed inkar et diye. Bir tanesi inkar etti, bir tanesi etmeyip şehit oldu. Allah Resulüne dediler ki aleyhissalatü vesselam, o mürtet oldu. Hayır dedi. O ruhsatı tercih etti, o azimeti tercih etti. Onun için herkesin kaldırabileceği yük vardır. Herkes her yükü kaldıramaz. Mesela ustad zamanında hapishaneler o kadar zulüm ki, işkenceyle ölen var. Ne kadar korkunç ki Asım, binbaşı Asım ağabeyimiz hapishane koridorunda Allah'ım canımı al demiş. Ve o anda ölüyor. Yani bildiğiniz gibi değil yani, böyle yaşayan bilir onu. Yani yaşayan bilir. Binbaşı bir de Allah'ım canımı al diyor. Canını alıyor Allah. Adana'da Mehmet abi diye bir abi var. İftara ne kadar kaldı diyor. Bir saat mi? 10 dakika mı? Karakoldan haber geliyor. Gel hoca, kitaplarını Ankara'dan geldi al. İftar 10 dakika kala karakolda işkenceyle öldürüyorlar. Ustadın kovuşuna namaz kılamasın diye lağım suyu bağlıyorlar. Global lastik kardeş, hemen görüntünü kapat kardeş. Meseka, görüntünü kapa. Ta ki namaz kılamasın diye lağım bağlamışlar. Ustad da isyan etmiyor. Ne yapıyor? O derin, eskideki hapishane duvarları kalındı yani evler. Onun kenarına çıkıp namaz kılıyor. İsyan etmiyor. Onun için bir böyle ya nasıl oluyor dememek lazım. Ama orada şu o ayet, 72. ayetten şunu çıkarttım. Ne kadar sıkıntı çeksen bile asla imanından taviz verme. Yani ruhsatı kullanma dedi. Kendime telkin yaptım ve kullanmadım da. Elhamdülillah. Yani davanın lazımlarını inkar etme. Çok zora kalırsan geçici ruhsatla amel edebilirsin. Allah'ını davanı hiçbir şeye tercih yapma. Kendin dahi olsa davanı seç. 73. ayet. Ama yapamayanlara sakın bir şey deme. Ne anlatacaktım? Böyle bir abilerin, bunu anlatmak için anlatıyordum. Böyle abilere bile hapishanede sormuşlar, Nurcu musun? Bazıları tahammül edemedi, kendi adına değil, çoluk çocukları. Bak Sungur abiye ne yaptılar? Bak bu yiğit adama bakın. Bu adam, adam gibi adam. Allah'ım şefaatine bizi mazhar eyle, bak. Adam gibi adam. Bak işte. Mahkemeye giderken, karısı sağ, Sungur abi. İki çocukların alıyor. Bir eline bir eline öteki çocukları. Ta ki beni görsün karısı. Çocuklarını alıyor ziyarete.
Yani bak böyle şeylere giriştim. Bak bizi bu hale getirdin. Bak çoluk çocuk benim evimde. Kadın. Ben bunlara nasıl bakacağım? Yani niye böyle yapıyorsun? Yapma. Bir şekilde sıyrıl gel başımıza geç. Bize çoluk çocuğuna sahip çık. Yani bir elinde karının çocuk, öteki elinde çocuk, önünde çocuk. Yani hapishaneye giderken, işte adliye giderken, kenarda hanımın gelse. Yani nasıl olur ya? Allah imtihan etmesin ya. Ama bu adam inanın dönmedi. Hiç taviz vermedi. Ama taviz verenler oldu. Olduğu için usta çuvalarda geçiyor. Hem o sureye cevap olsun. Tesbihatta ve bi talebe teresaili nuri sadikin ya ilahe nabi kulli salati minha. Sadikin kelimesini geçici kaldırdım diyor. Niye? Ben nurcu değilim diyenleri de daire dişi düşmesin diye sadakatı bütün cemaat kaldırmış. Ve resaili nur ya ilahe nabi kulli salati minha diye yapmış. Peki orada ne diyor şu alarda? Diyor ki böyle zor durumda kalan olursa o niye şu alarda duruyor? Çok böyle bir dünyanın ahvali devamlı değişken, ille Türkiye değil. Mesela Özbekistan'da kitap bulundurmak yasak. Tespit nerede bulacak? Şurada burada yani. Derslere böyle giriliyor. Peki ne yapacaklar onlar? Tespit yaparken işte böyle durumlarda Resaili nur ya ilahe nabi kulli salati minna esen sıcak odada tam kahven elinde tespit yaparken niye atlıyorsun kardeşim? Resaili nuri sadikin ya ilahe nabi kulli salati minna. Abi kaldıracak, kaldırmayacaksın kardeşim. Böyle zor durumdaysan şöyle diyeceksin. Hapishanede mesela Rusya'da şeyler var, hapiste varlar, mahkemede devam ediyor. Nurcu musun? Değilim diye. Diyebilir mi? Der. O ruhsatı amel eder. Değil derse azimeti kullanır, şehit olur. Ama bu tarihte bunu söylüyorum ama ben yapamadım. Bu tarihte nurcuya ihtiyacı var. Ruhsatı tercih edebilirler. Ben ruhsatı tercih etmedim. Ama herkes de kaldırabileceği kadar yükü vardır. 73. ayet. Hayırlı ve sürekli olanı seçin. Geçici parlaklıklara aldanma, takılma. 74. İnandık. İnatlık firavunlukta veya bizim firavunluk sıfatımızı aktif ediyor. Naci sesini kapat abi. Bir daha okuyayım. İnatlık firavunlukta veya bizim firavunluk sıfatımızı aktif ediyor. Arkadaşlar, firavun inatlık. Yani inatlık sıfatı firavunluğu aktif ediyor. O tarafımız. 77. ayet. Allah'tan başka bir şeyden korkmayın. Eğer haşa Allah'tan korkmuyorsanız her şeyden korkacaksınız. Bu muacel cezası, peşin cezası budur. Allah'tan hakkıyla korkana ne onlara korku ne de hüzün vardır. Olmayacaktır da. Yukarıda korku beşeriyettir. Buradaki korku haftır. Hafullah. Allah'tan korkmak, Allah'tan haf etmek lezzetlidir. Allah'tan haf etmek, korkmak lezzetliyse Allah'a muhabbet etmek ne kadar lezzetlidir. Şayet Allah'tan korkun seni takvaya götürüyorsa o zaman ölümün endişesinden korkma. 79. ayet. Allah'tan korkmayanların nereden ne zaman afatların ve musibetlerin ve buhranların geleceğini kimse bilmez. 80. ayet. Samimi iseniz Allah sizi maddi ve manevi yönü belli olmayan yerlerden rızıklandırır. Bir daha. Samimi iseniz Allah sizi maddi ve manevi yönü belli olmayan yerlerden rızıklandırır.
81. ayet. Yeme ve içmede ölçüyü kaçırmayın. Yoksa uçuruma yuvarlanırsınız. 82. ayet. Tövbe edin, yürekten inanın, iyi işler yapın. Sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı Rabbimiz çok bağışlayıcı olduğunu bildiriyor. 90. ayet. İnsan en çok sevdiği ve bel bağladığı ile imtihan olacak. Bir daha okuyayım mı? 90. ayet. İnsan en çok sevdiği ve bel bağladığı ile imtihan olacak. 96. ayet. Ustad demiş ki, Rüştü abi naklederdi abilere, talebelerine. Sizin birinci imtihanınız kendinizle aranızda olacak diyor. Aranızda olacak. Sonra imtihanınız benle olacak diyor. Ya. Ondan sonra hakikaten öyle oluyor be. Başımızda bulunan abi varken kendi aramızda imtihan oluyoruz. Sonra belirli bir yere taşındığın zaman, belirli bir yaşa, konuma geldiğin zaman o kişiyle imtihan oluyor insan. Biz mesela Rüştü abiyle de imtihan olduk. Ya. 96. ayet. Samiri de şöyle demişti. Ben onların görmediklerini gördüm. Şu zamanın sahtekarları da aynı böyle deyip saptırıyorlar. Oysa ortada sünnet-i seniye var, mevcut. Bundan yüz çevirip öyle bir şeyler görüyorum diyen şarlatanlardan kalmayın. Bunu diyenlere ve sünnete mugayir davrananlar Samiri'nin temsilciliğini yapıyorlar. Yani Samiri demiş ya, ben sizin görmediğinizi görüyorum. Şimdi öyle ya, böyle bazı böyle sohbet yapıyor, böyle aldırale giriyor falan. Bana nur vahiy geliyor diyenden tut. Bana vahiy geliyor var ya, kabirine girdi şimdi. Yılan akrepleri çoğaltsın. Niye diyorsun? Hatemen Nebi ya peygamber. Daha peygamber olmadı halde ben Nebiyim diyenden tut. Bana ayet geliyor diyenden tut. Böyle halden hale giren sanki böyle şey girmiş gibi. Bunlar diyor Samiri'nin bu asırdaki temsilcileri olduğunu söylüyor. Bundan yüz çevirip öyle bir şeyler görüyorum diyen şarlatanlara kanmayın. Bunu diyenlere ve sünnete mugayir. Peki nasıl anlayacağız? Sünnet-i seniyeye mugayir davranan Samiri'nin temsilciliğini yapıyorlar. Samiriciler de biz sizin görmediğiniz, bilmediklerinizi biliyorum. Bana uyun, uyun dedi ve diyorlar. Samiri öyle diyemiş. Ben sizin bilmediklerinizi, görmediklerinizi biliyorum, görüyorum. Bana uyun dedi. Şimdi de onlar da aynı şeyi söylüyor. Bunlara Kur'an şarlatan diyor. Böyle insanlar, peki ya görüyorlarsa, ölçü şudur diyor. Ortada uçma kaçma yok kardeş. Ortada edilen şeri var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu din kimsenin tekelinde değildir. Patentli değildir. Herkes bunu kullanabilir. Tamam? Her hakkı mahfuz değil. İmana mahfuzdur. Sünnet-i seniye yaşıyor mu kardeşim? Dini bu böyle hizmet ediyor mu kardeşim? Nerede söylüyorsun Hasan? Kastamonu 88. Ziyaretli meselesi 88'de miydi? Kardeşi Abdülmecit ne diyor? Bir ziyaretin var böyle, uçuyor, kaçıyor böyle. Acayip meziyetlerini söylüyor ki beni ona bağlasın diyor ustad. Ondan sonra ustad da diyor ki ben onu görsem diyor sen fazla mübalağa ettin diyor. Çok şeylerde izam ederim. Ama böyle uçuyor kaçıyor sıfatıyla sevme diyor. Sevme ölçüsünü söylüyor ona ve bize. Diyor ki bir insan nasıl sevilir? Ne kadar sevilir? Ölçü nedir? Uçuyorum kaçıyorum diyen ne değil. Bu insan Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde hizmet-i imaniye, Kur'aniye'ye
sünnet-i seniye ölçülerinde ne kadar hizmet ediyorsa ayakları ayağı başımızın üzerindedir. Tamam. Bu kadar. Bunlar da kendilerini ve şahıslarını ne çıkartmazlar. Size 10 sene, 20 sene önceden beri hep söylediğim bir eski kardeşlerimiz bilir, Mustafa bilir Kırıkan'da. Hep şunu derdik. Abicilik yapanlar, illa abiye böyle ısrar edenler hangi tiplerdir? Abi olmak isteyenlerdir. Çünkü Risale-i Nur'da şahıs merciyeti yoktur. Ben bugün diyor dininizi tamamladım diyor. Kur'an'daki bu ayet bir mana Risale-i Nur'da da caridir. Nedir o? Risale-i Nur iman ve İslam, yani imani esasları anlatan mektubat, sözler, şualar, sözler, mektubat, lemalar, şualar. İmani esasları. İslam yani davranışlarımızı anlatan sikke-i tasdik-i gaybiye, tarihçi hayat, emirdar layıkası, kastamonu layıkası, barla. Artık bizim davamız ortada kardeşim. Kimseden yeni ders almaya ihtiyacımız yok. Ama beraber mutala ve müzakereye ihtiyacımız var. Şualar 15. şuada söylüyor. Beraber mutala ve müzakere yapmaya ihtiyacımız var. Haletimiz. Noktayı nazar. Ama o potanın içerisinde böyle bakıyorum bugünlerde de bir şeyler pompalıyorlar. Pompalıyorlar. Ha bire 15. kata su pompalıyor gibi su pompalıyorlar. Şahısı öne çıkarttıkları zaman fihi nazarun değil. Risale-i Nur'da ustad kendi şahsını öne çıkartmadı ki Hasan Mehmet şahsı öne çıksın. Peki sevmeyecek miyiz? Haşa, tarihçede geçiyor ki bak ustadınız sizi tekdir ediyor. Beni fazla şey yapmayın, sevmeyin. Siz niye böyle ustadına muhalif onu metusana ediyorsunuz? Bu da zındıkların şeyidir diyor. Nedir o? Bak biz Risale-i Nur dairesinde laikalara uygun, sünnet-i seniye dairesinde hizmet imaniye, Kur'aniye hizmet etme nispetinde başımızda yeri vardır. Ona uymak, hizmete uymaktır. Ona taraftan olmak, hizmete taraftan olmaktır. Ona düşman olmak, hizmete düşman olmaktır. Ne biçim? Bugün diyor, şu anlarda geçiyor. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde bulunmak gibidir diyor. Diyor mu demiyor? Açın şu anları görürsünüz. Hüsrev'in aleyhinde bulunmak. Böyle bir ihtiyacımız yok. Ha, ama bu da var bu da böyle dengeli olacağız. Demek ki uçuyorum, kaçıyorum, ben peygamberim, bana şeyler gelmiş böyle. Böyle acayip acayip haletlerle falan güya bir tiyatro yapanlara Samiri'nin temsilcileri diyor. Taha suresinin 20. ayetinde o da öyle demişti. Sizin bilmediğinizi, görmediğinizi, yaşamadığınız aletleri bende var. Ölçü nedir dedik bir de. Eğer nur talebesi değilse ehl-i sünnet vel cemaatin ölçüsü kitap, sünnet, icma, kıyas. Eğer nur talebesi ise Edile-i Nuriye var. Nedir o? Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket ediyor mu etmiyor mu? O kadar. Devam ediyorum aynı ayette. Samirciler de sizin görmediğinizi, bilmediğinizi biliyorum. Bana uyun dedi ve şimdi de diyorlar. Böyle insanların ortamından uzaklaşın, uzaklaştırın. Samiri'yi aforoz edildi. Kimseyle görüştürülmedi ve neslinin olmasını engellendi. Peki Samiri'ye ne ceza verdi hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Samiri buzağı taptırdı ya. Ondan sonra ne dedi? Sizin görmediğinizi bilmediğinizi ben biliyorum, görüyorum falan böyle hallere girmiş. Yalan. Sonra herkes bana tabi olsun diye herkes ondan niye uzaklaştı? Bilen var mı arkadaşlar? Allah ona uyuz illetini verdi. Ona yaklaşanlar da uyuz oluyordu. Şimdi diyoruz ya uyuz adam, uyuz. Peki. Şimdi ille böyle kaşınan değil ha. İlle böyle kaşınan değil. Kaşınanları çok görüyoruz.
Devam 100. ayet. Müslümanlığı tercihinde bazı sorumlulukların altına girdiğini unutma. Müslüman mıyız? Sorumluluk almışız demektir. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Düşmanımız belli, dostumuz da belli. 111. ayet. Zulüm yapanların akıbeti husrana uğramak olacaktır. 112. ayet. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince o ne büsbütün hatta ne de kimsen haksızlığa uğramaktan korkar. 114. ayet. Aceleci davranma. 115. ayet. Doğru kararlarında yeterli kararlı ol. Kışkırtmalara gelme. Cazip önerilere aldanma. Günaha ısrarlı olma. Bak günaha düşersin ama günaha ısrarlı olma. Dönebildiğin yerden dön. 117. ayet. Cennete dönmüş olan haleti rühiyelerimizden günah işlemekle çıkmıyoruz. Cennete dönmüş olan haleti rühiye, yani cennet haletine kazanılan bir şeyi o haletten günah işleyerek çıkıyoruz. Demek ki haletimiz derslerde kitap okuyunca düzeliyor. Bu haletten ancak dersten sonra YouTube'lara, şunlara bunlara girmeyle oluyor. 118. ayet. Günahlar ruhumuzu korunaksız çıplak hale getiriyor. Günahlar ruhumuzu korunaksız çıplak hale getiriyor. 119. ayet. Takva sahiplerine ruhsal susuzluk ve sıcaklık çekmezler. Takva sahipleri herhalde ölüm anında da takva sahipleri ruhsal susuzluk ve sıcaklık çekmezler. Mesela bir Peygamberimiz Aleyhisselam hadisini hatırlıyorum. Ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyeniniz var mı? Yani ilim okumadan ilim sahibi nasıl olacaksın? Diyor ki Allah Resulü takvanızı artırın. Takvasını artıran Allah'ın ikramını celbediyor ve cezbediyor. 123. ayet. Allah'ın kulpu olan hidayetine sarılana ne sapar ne de bedbaht olur. 129. ayet. Allah belalarını versinlere ümit bağlamadan zorluklarla mücadeleyi öğrenmeli. Allah belalarını versinlere ümit bağlamadan zorluklarla mücadeleyi öğrenmeli. Disiplinli yaşamayı, adetullah kanunlarını iyi uygulamalı. Allah belalarını versin de veren kişiler var ya, onlara karşı onlara ümit bağlamadan zorluklarla mücadeleyi öğren, disiplini yaşamayı, adetullah kanunlara iyi uygulamalı. 130. ayet. Sen onların söylediklerine sabret, gücünün yeteceği güne kadar. 131. ayet. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Yani böyle arabası yatı katı oluyor. Bunu başka bir ayette de söylüyor. Biz onları diyor vererek, çok sevdiğimizden değil diyor. Onları ne yapıyoruz? Bak diyor ki onları sınamak için onların bir kesimine yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Allah'a ve onun dinine sırt çevirip kendilerini geçici dünya nimetlerinin debdebelerine
kaptırmış olanların bu haline aldanılmaması ve onlara özenilmemesi istenmiş. Yokluk ve yoksulluk halinde çökmez ayakta kalmasını, Rabbine güvenmesini ve onun rızasını elde etme bilinci içinde mutlu olmasını bilir. 132. ayet. Aile fertlerine namazı emret, kendinden de bunda kararlı ol. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. 134. İnsan nasihata kulak asmayıp başına bir sıkıntı geldiğinde haşa Allah'ı suçlu kılıyor. İnsanoğlu başına bir şey geldi mi pek kendisini suçlu kılmaz. Suçu günahı kendinde aramaz, hep harişte arar. Hatta derse de gelmese şöyle diyor. Derse niye geç geldin kardeşim? Nasibim olmadı yani, Allah nasip etmedi. Şimdi senin derse gelmemeni Allah mı yaptı ya? Evet, fiilin haliki Allah'tır ama sen istedin. Bak, ona fatura çıkarıyor. 135. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayrı düşünenler olayların arkasına fark edip anlama hikmetine asla bilemezler, ulaşamazlar. Her şeyi ben merkezli ve zahire göre yorumlama arzusunda olduklarından bütün kainatı bütün görebilmek, Allah nazarıyla bakmayla mümkün olduğunu kabul etmezler. Asla da bütünsel göremedikleri için bütünsel izahları da olamayacaktır. Mesela hepimiz biliriz, müzakere veya bir şey konuşurken izahlarımız oluyor. Niçin farklı oluyor? Kimisi 5. kattan bakıyor, kimisi 10. kattan bakıyor. Bak ne diyor? Bütün kainatı, bütün görebilmek, yani Allah nazarıyla kudretin azameti altından bakmayla mümkün olduğunu, bütünsel görmek ancak böyle olduğunu. Peki ne yaparlar bunlar? Konuşurlarken bütünsel konuşurlar. Böylelikle Taha suresini 20. sureyi bitirdim. Enbiya suresi 21. sure. 1. ayet. Hepsinin sırayla değil. Benim alemime, aynama düşenleri okuyorum. Mesela 80. ayetten 130'a atlamış. Enbiya suresi 21. sure 1. ayet. Gaflet bir manasıyla hakikatten yüz çevirmektir ve ahiret için hazırlık yapmaması. 2 ve 3. ayeti birleştirdim. Enbiya. Zalimler, inkarcılar gizli fırsatları olunca da peygamber düşmanlarını gösterirler. Bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktadırlar. Ustad için de öyle demiş. Bu da sizin gibi bir insan ya. Niye böyle büyütüyorsunuz? 4. ayet. Allah'a yakınlığın kadar kainattaki kayyumiyetini, her şeyi biliyor, görüyor şuuru ve idraki canlı olur sende. Düşünsene ki Allah her şeye gücü yetiyor, görüyor, biliyor, şuuru canlı olsa sende bu. Acaba bu günahları yapar mıydık? Demek ki Allah'a yakınlığı kadar insan Allah'ın kayyumiyetini anlıyor. Hiçani hissediyor. 7. ayet, 4'ten 7. Her konunun ehline, uzmanına danışın. Her konunun ehline ve uzmanına danışın. 8. ayet. Bulunduğun zamana, mekana ve topluma uygun fıtrat kanunlarını ve Allah'ın emirlerini unutma. 9. ayet. Haddini ve hududunu aşanlar hem dünyada hem de ahirette helakete düçar olacaklar. 10. ayet.
akıla malzeme veriyor Kur'an. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız gibi. 11. ayet. Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. 12, 15, 16. ayet. Topladım üçünü. İnsan azabı hissettiklerinden azaptan kaçarlar. Ama kurtulamazlar. Çünkü azabın sebebinden kaçamazlar. Ha, azaptan korkarlar, azabın sebebinden kaçmazlar diyor. Şu mantığa bak Kur'an'ın. Mesela cehennemden korkarlar, cehenneme götürecek şeylerden uzak durmazlar. Bir de okuyayım. İnsan azabı hissettiklerinden azaptan kaçarlar. Ama kurtulamazlar. Niye? Çünkü azabın sebebinden kaçmazlar. Yani sebebi değişmedikçe sonucunu değişik zannetmek ahmaklıktır. Bu Einstein'ın sözü galiba. Sebepler değişmedikçe sonucunun değişmesini beklemek ahmaklıktır. Diyor ki, çünkü azabın sebebinden kaçmazlar ama azaptan korkarlar. Kendilerini sorguladıklarında görecekler ki azaplarının sebebi zalim oluşlarından olduğunu görecekler. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah adetini, kurallarını değiştirmez. Biz hep masumuz. Başımıza gelenleri hak etmedik diye mızmızlanırlar. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevrilinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Sadece hayat bu hayat zannedenler, ahireti hayal gibi düşünürler. Ya. Ne kadar dünyayı kalbimize sokarsak, hepimize bakıyor bu, ahiret de hayal gibi oluyor. 18. ayet. Doğruyu yaşa, yanlış kendiliğinden gider. Yanlışı terk etmeyenler, yanlışı terk etmeyle uğraşma. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Doğruyu yap yeter. Düzeleceğini değil, düzgünlerle beraber olmaya gücünü harca. Ya ben bunu düzelteyim, bunu düzelteyim. Lerle meşgul olma. Niyet olsa o düzelir. Düzeleceğine değil, düzgün insanlarla beraber ol. Bir de okuyun, bu çok önemli. 18. ayetti. Doğruyu yaşa. Yani hepimiz doğruyu yaşa. Yanlış kendiliğinden gider. Hani diyorduk ya böyle, buradan çıkartıyordum psikoloji. Böyle eşinin, dostunun böyle ahlakını düzeltmeye kalkma. Evet, hoş olmayan bir davranışı var. Onu ortadan kaldıracak güzelliğini onayla. Yani güzel sıfatının çapını genişlettirirsen çirkinlik gözükmez. Bir de okuyorum. Doğruyu yaşa, yanlış kendiliğinden gider. Yanlışı terk etmeyle uğraşma. Doğruyu yap yeter. Düzeleceğine değil, hani evlenirken ben bunu düzeltirim. Onu takkeme anlat. Bu takke dinler. Yani kendisi kendisini düzeltemeyen seninle beraber olunca mı düzelecek sana rağmen? Düzeleceğine değil, düzgünlerle beraber olmaya gücünü harca. 19-20. ayet. Ona yakınlığın kadar büyüklenmezler. Ona yakınlığın kadar büyüklenmezler ve ibadetten yorulmazlar. Allah'a ne kadar yakınsan o kadar büyüklenme olmaz. O kadar da ibadetlerden de sıkıntı çekmezler. Onun ibadet iltifatı, onun, yani Allah kim, ben kim, bana bunu yap diye söylemesi bile iltifat, insanların ruhuna ruh olur. Usanmamalarının sebebi
iltifatı yaşamaları ve hissetmeleri. İltifat ilahiyeyi hissettin mi, başka motive edecek benzin arama. Ona şey diyor, ikram, lütuf, ihsan, tevafuk gibi şeylerle, mesela tevafukun öyle güzel şeyler ikram ediyor ki, tevafuk ediyor, ikram ediyor, ihsan ediyor. Yani Allah zerre kadar bir ihsanını fark etmedin mi hayatında? Ona tutun işte, onun çapını genişle. Mesela bak, şu anda derstesin. Ya niye YouTube'da değilsin, niye televizyon karşısında değilsin, niye bu derstesin? Allah'ın lütfu değil mi? Allah'ın iltifatı değil mi? Allah sana nasip etmedi mi? İşte bu Allah'ın iltifatı. Bunu hisset ya. Bak Allah beni, ya ben tercih ettim doğru da. Sevditmese sevemezdin. Dinletmeseydi dinleyemezdin. Liyakata göre Allah sana nasip etti. Kimse duymasın. Allah iltifat etti işte. He sana da bana da etti. Burada bakma, ben seslendiriyorum. Hep beraber kardeşiz kardeş. Tesbihat yapınca benim sebabım havuza, senin sebabın havuza, herkesin, ustadın da sebabı havuza, gelecek nesillerin sebabı da havuza gidiyor. Tesbihat yapmak, hizmetten hisse miktarı kadar bir koyuyorsun tesbihatta, balya balya alıyorsun. Öyle diyor dediğim Emirdağ'da, şey Kastamonu'da, bir Mehmet abi, ne abiydi, Mehmet Zühtü müydü? Vefat etti, onun için söylüyor. O günah cihetiyle öldü diyor. Sebap cihetiyle yaşıyor. Çok şükür. Yani Allah'ın sana küçük bir ikramı yok mu ya? Namaz kılmak ikram değil midir? Onu sevmen ikram değil midir? Onu sevenleri sevmen ikram değil mi? Onun davasına zerre kadar bir şey yapmıyor musun? Şu anda hani diyor ya hadisi kutsi'de, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Sevdiklerini sevdirir, kusurlarını ona gösterir gibi hadisi kutsi var. İşte onun bir tanesi, ha şimdi seni derste tutmuş. Allah bu derste bulunmayı seviyor mu? Seviyor. Ayetin meallerini şey yapıyorum. O zaman buna tutun işte. 22. ayet. Ne kadar oldu? Oo, bir saat olacak. Dünyanın, insanlık aleminin ve içsel alemin dengesi Allah'ın alemimize ve dünyamıza hakim kılmakla mümkün değil diyenlerin alemlerine bir ibret gözüyle bakarsan görürsün. Şimdi mesela bazıların dünyaları darmadağın, akılları acayip. Kastamonu 8'de diyor ki, ya diyor, daha kendisini yönetmekte, kendisini tanımakta aciz, bilgisi yok, cahil, aklı başka, hissi başka, vicdanı başka, kalbi başka, ruhu başka, eylemi başka, bambaşka bir mahluk. Darmadağın, trafik kazası geçen bir araba. Kendisini unutuyor, televizyon karşısına geçiyor. Efendim, Polonya'da ne oldu, Şili'de ne olacak, bilmem ne programları, bilmem neyi takip ediyor. Ustad diyor Kastanlı, ya diyor, ruhunu idare ettir aciz. Dünyanın öteki köşesindeki insanların sıkıntısıyla sıkıntıları, bu ruhun kaldırır mı ya? Allah'ın kainattaki idareciliğini, insanların bu durumlarını, senin ruhun bunlara tahammül edebilir mi? Edemiyor. İşte mesela cahil cahil böyle yanınca telefon ediyor. Abi bir şey soracağım diyor. Yüz deliyemem diyorum ki tamam. Neyle muhatap olmuş? O sıkıntısını benimle de betaraf edecek. Ya kardeşim, Kastamonu 38'de girmeyin diyor. Siyasi geniş daireleri merakla bakmayın diyor. Ne oluyor? Ömer bin Abdülaziz-i Emevi gibi, güneş gibi bir iman lazım ki olayların arkasındaki kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip Allah'ın hikmetini, inayetini, rahmetini ve adaletinden daha ileri hikmetini, adaletini, anlayışını, merhametini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Hadiselerin altında ancak Ömer bin Abdülaziz-i Emevi gibi iman sahipleri sıyrılır. E sen ve benim imanımız ne kadar ki dünyevi hadiseden sıyrılacak? Ya benim derdimi acaba çekebildim mi? Kardeşimin sinini çekebildim mi? Evladı yarımsini çekebildim mi? Niye böyle Şili'de, Peru'da, Amerika'da ne oluyor, ne gidiyor? Onları nasıl kaldıracağız yani kendini? Kastamonu'da diyor, peki böyle olan bir insan ne yapar?
haber hastasıyım diyenler haber hastası değil, ruh hastasıdırlar. Ruh hastası olduklarını nerede söylüyor? Orada söylüyor Kastamonu'da. Emir Daire 8'de de söylüyor. Ahmet Kaya görüntünü kapat. Peki bunlar ne oluyor? Aklını dağıtır manevi bir divane olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Niye? Allah'ın icraatını kaldıramadıklarından küfre taraftar oluyor. Allah dostlarına düşman oluyor. Dostuna da düşman oluyor. Düşmanına da dost oluyor. Olayları kendisine göre tanımladığı için bu sefer Cenab-ı Hakk'ın hikmetini, adaletini, kainattaki icraatını tenkit etmeye başlıyor. Kalbi darmadağın. Bir tane de okuyayım, kapatayım. 23. ayet. Senin olmayan her şeyden hesaba çekileceksin. Senin olmayan her şeyden hesaba çekileceksin. O zaman sorgulanmaktan değil, yanlış yaşamaktan korkmalı. Bir de okuyorum. Senin olmayan her şeyden, vücut benim değil, hayat benim değil, akıl benim değil, göz benim değil, kulak benim değil, eşim, aşım, işim benim değil. O zaman beni sorgulayacaklar. O zaman sorgulanmaktan korkma. Yanlış yaşamaktan kork. Burada kesiyorum. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Kur'an'ın lütfu, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Düşünüyoruz riyakarlara nasıl dua edeceğiz. Ya Rabbi, ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Neyi nasıl isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Neyin bizim hakkımızda hayırlı olduğunu da hiç bilmiyoruz. Ya Rabbi, ey Muhammed'in Rabbi, ey İsa ve Musa'nın, İbrahim'in Rabbi, 124 bin peygamberlerin senin yanındaki değeri ve kıymeti hatırına, onların imanının hürmetine, 124 bin peygamberin istediklerini istiyoruz. Sığındıklarından da sığınıyoruz ya Rabbel Alemin. O duaların hürmetine bizim duamızı da kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha'tı ve salavat. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Tekrar geceniz mübarek olsun sevgili canım kardeşlerim. Böyle sonradan girenler arkadaşlar için söylüyorum, son geldikleri için giriş gelişme sonuç, yani günün getirmiş olduğu tazikattan, hadiselerin ezikliğinden, gelişen hadiselerden, gafletimizden, kısmen de günahlarımızdan aklımız, ruhumuz, kalbimiz eziliyor. Böyle bir nefes almak adına Risale-i Nur gözüyle Kur'an'a psikoloji, yani yap yapma, böyle onlara bakılarak çıkarımları okudum. İnşallah yer yer böyle 2-3 imani dersten sonra böyle psikoloji yapıyorum. Bazen de bir iki o bir bu yapıyorum. Sebebi gelişen hadiselere mukabil yapıyoruz. Şimdi bile derse giren var. Metin kardeş tabii mutlaka bir yerden gelmiştir. Allah çoluk çocuğumuza ve evlad-ı yalimize, bizi sevenlere, bizim sevdiklerimize, hizmet imaniye ve Kur'aniye de zerre kadar emeği ve hizmeti olanları Cenab-ı Hak israf etmez, telef etmez. Allah'lı hatırına hepimizi muhafaza eylesin. İslam'a ve Kur'an'a nesillerimizden de kadimler yetiştirsin. Aklımızı bak, Rüştü abi derdi ki, ya Rabbi beni bana bırakma, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Allah Allah. Ya Rabbi. Peki bazı duaları niye aynı şeyi tekrar ediyorum? Yoksa bir sürü şeyler söylersin, öyle zaten münacatın sonunda vesaire. Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam, ısrarcı olun diyor. Ben şu anda yanımda olanlar da ve diğer kardeşlerim de biliyor. Her duamda şunu söylerim. Ayet var. Tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Cevşenin başında var ya,
Ve tub aleyna ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu'al ya kuminellezine fealu feyşeten evzela mafusekum. Zekarullah festağfiruni zunubi ve min yağfiru zunube illallah. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhane. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhane. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhane. Bunu diyemezsen şu kadarını de. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyul kayyum ve etubu ileyhi subhane. Bunu da diyemezsen. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bunu da diyemezsen Allah'ım beni affet. Sevdiklerimi de affet. Onlarla beraber olayım. Veya doğulu bir haso gibi yap. Hep derim. Ondan sonra şöyle demiş, Mekke'ye gitmiş, ne diyeceğini de bilmiyor. Demiş ki, ya Rabbi, Hason'un çocuğunu öldüren Memo, bir sebeple evine gelse, kan düşmanı ama, doğu insanı, o kadar güzel insanlar ki, ekseriyeti mutlakası öyle, eve geldiği zaman, yani düşmanın bir şekilde eve geldi. Kesinlikle düşman muamelesi yapmıyor. Yani, misafire uygun davranıyor. Böyle. Ne olursa olsun. Şimdi bu Hason'un olmuş yani. Çocuğunu öldürmüş Memo. Bir şekilde nasıl yapmış? Evde yokken evine gelmiş. Oturmuş. Bakmış ki Memo burada. Hiç böyle düşmanlığı kaldırmış. Çocuğunun katiline ona uygun davranmış. Ama bunu da söylemeye hakkını kazanmış. Kabe'ye, makamı İbrahim'in oraya yapışmış. Ya Rabbi, Hason'un evine, katili yani, Memo gelse, geldi. Ben senin için ona şanıma yakışır gibi muamele ettim, ederim. Ediyor, ettim. Ben de senin evine geldim. Amin. Yani gerisini de sen şey. Yani bir şekilde ben de senin evine geldim. Günahlarımla sana zıt yaşadım. Ama evine bir şekilde geldim. Ya bunu söyleten Allah. Onu affetme. Bak Allah affı murat etmeseydi kulunun ağzına tövbeyi nasip etmez diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir mana. Onun için tövbe ederseniz imdadınıza yetişirim diyor. Tövbe çok etmek lazım. Peki bir şey diyeceğiniz bir şey yoksa bakayım bir şey yoktu zannediyorum. Çok böyle bir şey şuraya geleyim. Ondan sonra kapatayım. Eyvallah arkadaşlar. Allah sizden de razı olsun. Ne diyor? Savcımız Fatiha. Atakan hurufu mukatta seviyorum sizi ya. Bendeki kazanımları hep paylaşmak isterim. Çünkü Rabbim öyle demişim. Şu anda da Allah'ım dinliyor. Ya Rabbi bana ver. Bana ver, kullarına vereceğim. Ondan sonra Mehmet Su ne yazmış? Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek. Evet. Delilik. Ahmaklık diye geçiyor. Ama senisi daha doğru. Çünkü Amerika'dan o lisanı aşınan var. Doktorum ne diyor? Bir kişide hafullah olabilmesi için muhabbetullah şartı vardır. Muhabbetullah yoksa hafullah da yoktur. Maşallah doktorum. Malum meselenin bitmesini ne zaman göreceğiz? Çok yakında göreceksiniz. Göreceğiz inşallah. Göreceksiniz. Geceniz mübarek olsun. Hepinize selam ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima.